Arkadaşlar merhabalar bu videomda TYT AYT geometri konu anlatımı kısmında birinci haftanın ikinci videosundayız yani doğru da açıda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haydi o zaman başlayalım. Sayfa 8'in sol alt tarafında kalmıştık. Nerede kaldık yani paralel iki doğruyu kesen doğrunun oluşturduğu açılarda kaldık. Evet paralel iki doğruyu kesen doğrunun oluşturduğu açılar. Tanımlarına şöyle bir bakalım. Birincisi yöndeş açılar arkadaşlar. Adı üstünde yöndeş açı. Ne demekmiş? İki doğrunun bir kesenle yaptığı açılardan aynı yöne bakan açılara yöndeş açılar denir. Eğer doğrular birbirine paralel ise yöndeş açılarda da biz ne diyoruz? Par e, birbirine eşittir diyoruz arkadaşlar. Evet gençler hadi bakalım şimdi. Par e, şimdi iki doğruyu kesen bir doğru varsa ve bunların oluşturduğu açılarda aynı yöne bakan açılara yöndeş açılar. Mesela A ile X yöndeş açıdır ve yöndeş açılar da birbirine eşittir ama ne zaman? Doğrular birbirine paralelse. Sonra B ile Y yöndeş açıdır, birbirine eşittir. Sonra C ile Z yöndeş açıdır, birbirine eşittir. Sonra D ile T de yöndeş açıdır ve birbirine eşittir diyoruz arkadaşlar. Onları da şuraya yazdık zaten. Şimdi ikincisine gelelim. İkincisi nedir arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. İç ters açılar. Adı üstünde. Açılarımız nerede olacak? İçeride olacak ve birbirlerine ters olacak. Bakalım tanımı neymiş? İki doğrunun bir kesenle yaptığı açılardan içeride olup birbirlerine ters olan açılara iç ters açılar denir. Eğer doğrular birbirine paralelse iç ters açılar da neymiş birbirine eşitmiş. Evet, iki doğru olacak, bir kesenle yaptığı açılarda içeride olacak açılar ve birbirine ters olacak. Evet, bir kesenle yaptığı içerideki açılar C, D, X ve Y ve birbirine ters olan açılar iç ters. Bakın C ile X, D ile Y birbirine eşittir. İç ters açılar da birbirine eşittir ne zaman? doğrular birbirine paralel olduğunda arkadaşlar. Şimdi e, biz bunu aslında şey diyoruz arkadaşlar. Paralellik olduğunda Z kuralı diyoruz. Niye? Bakın şöyle bir Z harfi oluştuğu için. Kolaylık olması bakımından normalde kuralcı zihniyete karşıyım ama doğruda açılarda bunları bu şekilde bildiğiniz için rahatlıkla söylüyorum. Evet Z kuralı arkadaşlar ya da bakın şöyle bir S kuralı. Z ya da S. Şöyle içeride kalan açılar birbirine eşit D ile Y mesela. Ya da Z kuralında şöyle baktığınız zaman C ile X bizim için önemli ve bir iç ters açılardır ve bunlar birbirine eşittir. Sonra gelelim dış ters açılara. Adı üstünde dışarıda olacak ve birbirlerine ters olacak. Yine adından da anlaşılıyor. Tanımına bakalım. İki doğrunun bir kesenle yaptığı açılardan dışarıda olup birbirine ters olan açılara dış ters açılar denir. D1 ile D2 birbirine paralel olduğunda da ne oluyormuş? Bu dış ters açılar birbirine eşit. Evet. İki doğru var. Bir kesenle yaptığı açılarda dışarıda olan açılar A, B, Z ve T. Dışarıda ve birbirine ters olan açılar A ile Z, B ile de T. Biz bunu çok fazla kullanmıyoruz arkadaşlar. Sebebi nedir? Hocam ters açıdan dolayı A ise burası da A'dır. Ters açıdan Z ise burası da Z'dir. Bakın şöyle bir Z kuralı sağlandı mı? Evet. E, dolayısıyla ne olacaktır? A ile Z'nin birbirine eşliğini böyle de söyleyebiliriz. Ya da tam tersi. B ile burası B ise, ters açıdan B ise B'dir. T ise burası da T'dir. Şöyle bir S kuralı var mı arkadaşlar? Var. B ile T açısı birbirine eşittir diyebiliriz. Bizim için önemli olanlar yöndeş açı. iç ters açı yani Z kuralı bizim için şimdilik çok önemli. Sonra karşıt durumlu açılar da birbirine önemli. Bakalım ne diyor karşıt durum ıı, açıların tanımı. Paralel iki doğru arasında kalan ve birbirine bakan açılara karşı durumlu açı diyormuşuz arkadaşlar. Evet par Paralel iki doğru arasında kalan, şu paralel iki doğru arasında kalan ve birbirine bakan açılara C ile Y. Bundaki durum neymiş? C ile Y'nin toplamı neymiş? 180. Karşı durumda da bir farklı durum oluşuyor. D ile X'in toplamı ne oluyormuş? 180. Biz buna kısaca karşı durumlu açılara U kuralı diyoruz. Paralel iki doğru arasında U harfi varsa şu ikisinin toplamı 180 ya da şöyle bir U harf varsa şu ikisinin toplamı 180 diyoruz. Sebebi çok basit hocam Z kuralından dolayı bakın şöyle yapacak olursanız C ise Burası da C olmuyor mu Evet bakın şu x'i unutun artık C ile x'in toplamı ne yapıyor C ile y'nin toplamı ne yapıyor bakın doğru açı olduğundan 180 derece yapıyor ya bilmesiniz de çıkartabilirsiniz aslında ama e, önemli olan şeylerden biri arkadaşlar bunu da çok kullanıyoruz O yüzden bu saydığım tanımlardan e, yöndeş açıları iç ters açıları yani Z kuralını bir de Karşı durumlu açıları mutlaka mutlaka bilmenizi tavsiye ediyoruz. Yani karşı durumlu açıda U kuralı diye aklınızda tutarsanız ki öyle tutmuşsunuzdur büyük ihtimalle daha iyi olacaktır sizin açınızdan. Tamam mı gençler? Evet şimdi ne yapalım? Gelelim bir örneğe. Bakalım ne diyor örnek? Gençler. Evet. Ne yapıyoruz? Öncelikle bu soruyu durdurup kendiniz çözer misiniz? Ve cevabı şuraya yazar mısınız? 1 doğru, 2 doğru, 3 doğru, 4 doğru diye Kendiniz bir yapın bakalım. Yapabilecek misiniz? Çok kolay bir soru değil mi? Evet gerçekten kolay bir soru. Hadi bakalım sizi bekliyor cevap. Buyurun başlayın. Ben tabii ki beklemiyorum. Ben devam ediyorum arkadaşlar. Evet örnek 9 ne diyor? Şekilde verilenlere göre öncüllerinden hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Bakalım. Şimdi arkadaşlar şekilde verilenlere göre A artı B 180 bakıyoruz. A ile B evet bir doğru açı. 180 derece. Doğru mudur? Kesinlikle doğru. Sıkıntı yok. A ile C yöndeş açı. Hocam A ile C yöndeş açı. Hayır hocam bunlar paralel değil ki. Yöndeş açı diyemeyiz. B ile C karşı durumlu açı. B ile C hocam bunlar karşı karşıya bakıyor ama karşı durumlu açı diyemeyiz. Paralellik yok çünkü değil mi? Sonra B ile D iç ters açı. B ile D'ye bakıyorum. iç ters açı. Valla hocam içeride birbirine ters ama paralellik yok diyemeyiz. Sonra A ile C birbirine eşittir demiş. A ile C birbirine eşittir. Arkadaşlar paralellik olmadığı için diyemeyiz. Cevap D ne dediniz? Yalnız bir mi dediniz? Yanlış. Bilerek yanlış çözdüm. Niye hocam? Bak şimdi. Tanımlara bir daha bakın. Tanımlarda dikkat edecek olursanız hatta bakalım. Şunun tanımına bakalım. Yöndeş açılar. Ne diyor? İki doğrunun bir kesenle yaptığı açılarda aynı yöne bakan açılara yöndeş açı denir. Eğer doğrular birbirine paralelse yöndeş açılar eşittir. Sonra iç ters açılar. Yine aynı şekilde iki doğrunun kesenle yaptığı açılardan içeride olup birbirine ters olan açılar. Paralellik şartı yok. En son ne diyor? Paralellik varsa bunlar birbirine eşittir diyor. Dış terste de aynı şekilde. Paralellik varsa bunlar birbirine eşittir diyor. Dışarıda ve birbirine ters olan açılara denir bu arkadaşlar. Bir tek karşı durumlu açılarda. Paralellik şartı var. Paralel iki doğru arasında kalan ve birbirine bakan açılara karşı durumlu açılardır. Evet, ne kadar kolay bir yerden ne kadar da zor. Daha doğrusu çoğunluğunuzun yapamadığı bir soru geldi, değil mi? Evet, ilk videomda bunu demiştim. Böyle kolay sorulardan, kolay kısımlardan kimsenin yapamayacağı soru gelebilir. Merak etmeyin arkadaşlar, bunu en iyi sınıfta yaptığım zaman da yine böyle ee, ya bir kişi ya da iki kişi ya da hiç kimse doğru cevap veremiyordu. Siz de burada doğru cevap veremediniz. Verenleriniz mutlaka vardır. Verenler de e, videonun, videonun altına yorumu yazsın lütfen. Onları da tebrik ederim yani. İyi dinlemişsiniz. Oradaki tanımlara dikkat etmişsiniz. Şimdi bakalım o zaman. Bir daha sıfırdan çözelim soruyu arkadaşlar. Yalnız bir değil, değil cevap. Şimdi bakıyoruz. Hocam A ile B 180. Bu doğru zaten. Sıkıntı yok. A ile C yöndeş açı. Hocam A'nın yönü burası. C'nin yönü burası. Aynı yöne bakıyorlar. Buna yöndeş açı denir. Bunun tanımı ne zaman verildi biliyor musunuz? Yanlış hatırlamıyorsam ilkokul 3'te ya da 4'te verildi. İlkokul 3'te ya da 4'ten bir aslında siz bunu biliyorsunuz. Aynı yöne bakan açılara yöndeş açı denir. Ama siz hep paralelliğe takıntılı olduğunuz için e, o yüzden paralellik olma şartı var zannediyorsunuz. Yok kardeşim dikkat edin. Evet şuna gelelim. B ile C karşı durumlu. Hocam B ile C karşı durumlu ama karşı durumlu da paralellik şartı vardı. Bu yanlış. B ile D iç ters açı. B ile D'ye bakıyorum. B buraya bakıyor. D buraya bakıyor. İçeride ve birbirlerine ters mi? Evet. O zaman bu iç ters açı kesinlikle ama kesinlikle doğru. A ile C birbirine eşit. A ile C yöndeş aç ama paralel değil ki bunlar. Paralel olsaydı birbirine eşit olacaktı. Bu kesinlikle doğru mu? Paralel olduklarında doğru olur. Ama paralel değilse maalesef doğru olmaz. Bu yanlış. O zaman cevabımız ne olacak? 1, 2 ve 4 olacak gençler. Evet. Bu da size ders olsun. En kolay konudan bile kimsenin yapamayacağı bir soru gelebilir. O yüzden tanımlara da dikkat etmek lazım. Tamam. Evet gençler. Örnek 9 bu. Cevabımız 1, 2, 4. Gelelim bir sonraki soruya. Örnek 10. Arkadaşlar 110 verilmiş. Biz her zaman ne yapıyoruz? Hocam alfa ise burası 180 eksi alfadır falan diye başlamıyoruz. Lütfen. Geometride bilinenden başlarız. Verilen bilgileri kullanmayı çok severiz. O yüzden verilen bilgileri kullanabilme içindir geometri. Bu dediğimi unutmayın. Hocam bilinenden başlayacaksak o zaman 110'dan başlayacağız. Adam bize şunu 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 paralel vermiş. Aa hocam şu ikisinin paralelliğinden U kuralı var mı? Var. Hocam 110 ise 180'e tamamlayan açısı burası kaç derecedir? 70. Hocam burası 70 ise burası da 70. Toplamda kaç yaptı burası? 140. E hocam şununla da şu birbirine paralel. Burada da bir u kuralı var mı arkadaşlar böyle? Var. Şu ikisinin toplamı yani 140 artı alfa. 180 yapmalı. Alfa da buradan kaç yapar arkadaşlar? 40 derece yapar. Yani örnek onun cevabı böylelikle 40 yaptı. Gelelim örnek 11'e. Örnek 11'de verilen bilgileri şöyle bir şekil üzerinde yerleştirelim. Hocam şunlar birbirine paralel. Sonra şunlar da birbirine paralel verilmiş. Alfa nedir diye soruluyor. Ne yapıyoruz? Önce bilinenden başlıyoruz. Nereden başlayalım? Hocam alfa'dan başlamayalım. 35'i maalesef bir şey yapamıyorum. 115'i bir şey yapabilirim. Niye? Hocam şunlar birbirine paralel. Bak şununla şu birbirine paralel. Aa burada paralelliğe bakacak olursak 115'e de bakacağız ya. Şöyle bir Z kuralı ya da S kuralı var mı? Var. Dolayısıyla şu açının tamamı kaç derecedir arkadaşlar? 115 ise bunun da tamamı 115 derecedir. E 115'i burada 35'i de buradaysa burası kaç derece yapar? 115'ten 35 çıkınca 80 mi yapıyor arkadaşlar? Evet. E bizden alfa isteniyor. Bak şunlar da birbirine paralel. Geometri verilen bilgileri kullanabilme işidir. Veya e, ve bulduğun bilgiyi de kullanabilme işidir. E burada 80'i buldun ya 80'e baktın paralellik de var. Hop şurada da bir yukuralı var. Yani 180'e tamamlayan açısıdır. Alfa direkt 100 diyebiliriz. Ya da 80 artı alfa eşittir 180'den. Alfa buradan ne yapar? 100 derece yapar. Örnek 11'in cevabı böylelikle 100 yaptı arkadaşlar. Geldik örnek 12'ye. Ne diyor bakalım? Yine verilen bilgileri şekil üzerinde yerleştirelim. Soruyu okumak lazım. BA ile CD birbirine paralel verilmiş. Hocam şunlar birbirine paralel. A paralellik var burada. 40 da var burada. U kuralından dolayı direkt burası nedir arkadaşlar? 140 derecedir. Hemen yazdık. Toplamları 180. Sonra BC ile KL birbirine paralel verilmiş. Hocam BC ile KL birbirine paralelse şu paralelliği kullanamıyoruz. Evet gençler, şimdi bir size şey, bir şey söyleyeceğim. Geometride ek çizimler vardır ve genelde ek çizimler bizi zorlar. Ek çizimler diye ayrı bir konu ben size anlatacağım. O ayrı bir şey. Ama doğru açılardaki ek çiziminiz iki tane ek çizim yönteminiz var. Bunlardan birincisi hepinizin en fazla kullandığı Paralel doğrular verildiğinde bir alt yapamıyorsanız paralel doğruları uzatıyorsunuz kardeşim. İkinci yöntemde biraz sonra bir şey ispatlarken onu da söyleyeceğim arkadaşlar. E o zaman bu paralel doğruyu uzatsam bir işime yaramıyor burada. Şu paralel doğruyu uzatsak şöyle arkadaşlar. Evet şunları paralelliğini şimdi kullanabilir miyim? Evet. Bak 110'u kullanmak zorundasın. 110 sa hocam şu açıyla şu açı yöndeş açımı. Evet. E o zaman burası 110 sa burası da 110 derece midir? Aynen öyle. Şimdi ne yapacağız? E hocam burada bir üçgen çıktı. Üçgeni ta 8. sınıftan beri biliyoruz arkadaşlar. Hocam burası 140sa şurası da nedir? 180'e tamamlanır 40'tır. Hocam alfaysa burası da alfadır. Şuradaki üçgendeki iç açılar toplamı 180. 110, 40 ve alfa'nın toplamı 110, 40 ve alfa'nın toplamı 180 derecedir. Alfa da buradan kaç yapar? 180 150'den 30 derece çıkar arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle 30 oldu. Tamam gençler. Doğruda açılardaki eksizlerden bir tanesini şimdi öğrendik. Ne yapıyoruz? Paralel doğrular verildiğinde bir işlem yapamıyorsak paralel doğruları uzatıyoruz. Unutmayın. Evet, geldik şimdi sonuçlara arkadaşlar. Önemli. Direkt ezber yok. Nereden geldiğinin hepsini göstereceğiz gençler. Biz buna böyle iki paralel doğru arasında bir sivrilen yer varsa şöyle bir M M diyoruz. Biz buna M kuralı diyoruz. Ya bilseniz sizin açınızdan iyi olur. Niye? A bak. 2022 AYT sınavında M kuralı ile ilgili bir soru geldi. Doğru da açılarda da çok kullanıyoruz. Her sene de bilinsin diye de söylüyoruz. Kuralcı zihniyete karşıyız. İspatını da yapacağız. Nereden geldiğini göreceksin ama bilmeyen de fayda var. Çünkü biz bunu çok kullanıyoruz. Ama genelde kuralları öyle çok fazla söylemeyeceğiz sizlere. Haberiniz olsun. Evet M kuralı diye, diyeceğiz. Niye? Şöyle bir M harfi olduğunda Şöyle şu sola bakan sağa bakan eşit. Sola bakanlar toplamı sağa bakana. Yani x neye eşitmiş arkadaşlar? A artı b'ye eşitmiş. Bunu yazmışız. Peki hocam bu neden böyle oluyor? Şimdi biraz önce bir soruyu yaparken ne dedik? Doğruda açılardaki ek çizim yöntemlerimizden biri doğruda yani paralel doğruları uzatmak. İkincisi de şu. Özellikle çok karışık sorularda kullanıyoruz bunu. Sivrilen yerden paralel çizmek kardeşim. Sivrilen yer neresi burada? Hocam paralel doğrular bunlar. Sivrilen yer burası. E, sivrilen yerden de şöyle bir paralel attığın zaman soru direkt çıkacaktır. Bakın kardeşim Z'den dolayı. Çünkü şununla şu paralel mi? Paralel. Çünkü sen buna paralel attın. Otomatikman bununla da bu paralel olduğundan şu de paralel oldu. Şurada bir Z kuralı var mı? Var. Aha da burası A. Şurada bir Z kuralı var mı? Var. Aha da burası B. Bak gerçekten de X A artı B'ye eşit oldu mu? Oldu. Evet M kuralının ispatı bu. Ama M kuralını bilmeden bu şekilde de çözüm yapabilirsiniz. Bilmenizi tavsiye ediyoruz. 2022 YKS sınavında çok güzel bir soru sordular arkadaşlar. Mükemmel bir soru. İlerleyen zamanlarda onlardan da bahsederiz. Geldik ikinciye. Böyle M değil de birkaç sivrilen nokta varsa Yani biz buna diyoruz. Zikzak diyebiliriz. Testere diyebiliriz. Şey diyebiliriz. Fark etmez. Arkadaşlar burada da bizim M kuralına benziyor. Sola bakanlar toplamı sağa bakanlar toplamına eşittir. Yalnız bu biraz tehlikeli bir cümle. Hep bunu kurarız. Ondan sonra sola bakanları sağa bakanları ayrı bir kutup sola bakanları ayrı bir kutup yapıp birbirine eşitleriz. Her zaman da doğru bir şey değil bu. Yani burada A artı C artı E eşittir B artı D. A, B artı D. E hocam burada niye eşit? Şöyle sistematik bir sırayla şu şekilde başladığın zaman sola bakan diye okla başladıysam böyle sıralı. Sonrası sağa bakan açı. Sonrası sola bakan. Sonrası sağa bakan. Sonrası sola bakan şeklinde ise yani sol sağ sol sağ sol şeklinde gittiysen ya da sağ sol sağ sol sağ sol şeklinde gittiysen o zaman sola bakan toplamları sağa bakan toplama eşit. E hocam sola bakan toplamları sağa bakan toplamları yoksa ne yapacağız? Sıkıştığın zaman en etkili silahın doğru açılardaki ek çizimin sivrilen yerden paralel çizersin. Aha böyle aha böyle aha böyle paralel çizersin olayı bitirsin kardeşim. Tamam ispat yöntemiyle de sonuca ulaşırsın. Direkt bu kural yoksa da bu kurala da bağımlı kalmana da gerek yok. Sivrilen yerden paralel çizersin. E, M kuralını da çizmene gerek yok. Direkt kendin yaparsın bunu dostum. Tamam bu dediğimi sakın ama sakın unutma. Sonra gelelim 3 üç, üçüncü kurala. Hocam kalem ucu kuralı. Bunu ezberleyeceğiz mi? A artı B artı C. Sekizinci sınıfta da anlatılır bu. Yok ezberleme. Bence ezberleme. Toplamları 180. E hocam sonra burada bilmem kaç köşeli olursa ne yapacağız? Bunu da mı ezberleyeceğiz? N-1 çarpı 180 diye bir formül var. Asla ama asla ezberleme. Sana öğrettiğim yöntem sıkıştığında ne yapıyorsun? Sivrilen yerden paralel çiziyorsun. Çiz kardeşim bak ne çıktı. A U'dan dolayı bu iki açının toplamı 180. Buradaki U'dan dolayı da bu iki açının toplamı 180. O zaman içerideki açıların toplamı ne yaptı? 2 tane u yaptı. Yani a artı b artı c gerçekten de 2 tane 180. Yani kaç yapıyor? 360 yapıyor. Yani senin bunu bilmene gerek yok. Bu sonucu kendin çıkartabilirsin. Dördüncüsüne bakacak olursak n-1 çarpı 180. Bunu kesinlikle ama kesinlikle bilme. Ben burada sırf ispatı kullanabilmek için şey yapmışım. Hatta burası şöyle olursa yani bu en köşeli dediğim a açısı, b açısı, c açısı, d açısı ve e açısı. Yani 5 tane açı olursa 5 eksi 1 çarpı 180 4 çarpı 180'dir bunun ispatı. Ama ispatını nasıl yapacağız? Sivrilen yerden paralel 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 çizdiğin zaman zaten sen A artı B artı C artı D artı E'nin ne olduğunu görürsün kardeşim. E, hocam 1 U 2 U 3 U 4 U olduğunu görürsün. 4 çarpı 180 dersin olay biter. Yani böyle gereksiz bilgilerle şurayı meşgul etme. Öyle çoğu şeyi ezbere yapmayacağız burada. Bazı anahtar kelimeleri vereceğiz. O anahtar kelimeleri soruda kullanmayı da ben size öğreteceğim gençler. Tamam mı? Bunu da unutmayın lütfen. Yani biz bu sonuçlarda neyi bileceğiz? Şöyle baktığınız zaman bir M kuralını bilsek yeterli. Gerçekten yeterli. Diğerlerini bilmeden de rahat bir şekilde sonuca ulaşabiliriz. Hadi bakalım. Başka sonuç var mı? Yok. Sorulara başlayalım arkadaşlar. Şimdi soruya baktığımız zaman hmm, ne yapacağız hocam burada. Hocam burada maalesef ama maalesef bir şunlar paralel verilmiş. Başka da bir şey yok. Z kuralı, U kuralı, M kuralı yok. Bizim için doğrudan açılarda önemli olan bu zaten. Zoom ya da muz. Muz dediğim M kuralı, U kuralı, Z kuralı. Bir de yöndeş açılar önemli olan yerdir. E Buraya baktığın zaman bunlar yok. Ne yapacağız? O zaman iki ihtimalim var. Bir şey çizeceksen. Ya paralel doğruları uzatıyorduk ya da sivrilen yerden paralel çiziyorduk. Genelde paralel doğruları uzatmak öğrencilerin en çok yaptığı şeydir. En çok sevdiği şeydir. Yapabilirsiniz sıkıntı yok. Ama bizi bazen bu işlem kalabalığını itebiliyor arkadaşlar. O yüzden genelde ben sivrilen yerden paralel çizmeyi daha çok seviyorum. Ha sen şuradan da yapabilirsin. Şu paralel doğruyu uzat. Hocam burası 3x artı 10 yöndeşten burası da 3x artı 10 deyip sonrasında üçgensel işlemi de yapıp sonuca da ulaşabilirsin. Ama ben burada ne yapacağım? Burada e, Sibulan yerden paralel çizeceğim. En garip Sibulan yer neresi? Şurası. Öyle kafanıza göre. Aşağıya doğru değil. Paralel doğrularınız nasıl? Yatay. Buradan da yatay bir doğru çizeceksin. Hop, şöyle bir yatay doğruyu çizelim arkadaşlar. Bitti. Hangisini kullanayım? İster buradan başla, ister buradan başla. Fark etmez. Şu 2x 3x, 3x artı 10'dan başlayacak olursam, hocam, şurada bir z kuralı var mı? Var. Şu açının tamamı kaç yapıyor arkadaşlar? 3x artı 10 yapıyor. E sen bu açının tamamı 3x artı 10. 70 çıkartırsan burayı bulur musun? Bulursun. Sen bakayım 3x artı 10'dan 70 çıkart bakayım. Kaç yapıyor? 3x eksi 60 mı yapıyor? Evet. O zaman buradaki açı 3x eksi 60 yaptı. Aa hocam şu iki açı yan yana geldi. E şurada da bir U kuralı var mı? Var. O zaman ne yapacaksın? İkisini toplamı 180 diyeceksin. Hadi bakalım ikisini toplayalım. 3x eksi 60 artı 5x eksi 80 eşittir nedir arkadaşlar? 180. Çünkü U kuralından dolayı. Toplamları 8x. Eksi 140 eşittir 180. Buradan 8x kaça eşit oldu arkadaşlar? Öbür tarafa atınca 320'ye eşit oldu? Evet. O zaman x de 320 bölü 8 yani 40'a eşit oldu. Ama cevap 40 değil. Sazanlık yapıp atlamayalım. Niye? ABC açısı nedir diye soruluyor. ABC açısı kaç olacak o zaman arkadaşlar? A, B, C. Yani senden 3x artı 10 isteniyor. X yerine 40 yazarsan 4 kere 3, 12 yani 120 artı 10'dan burası da 130 derece yapacaktır. Yani cevabımız 130 yaptı. Örnek 13'ün cevabı. Geldik örnek 14'e. Evet. Bakalım şöyle bir soru. Egehan öğretmen. Bu arada bu ismi çok duyacaksınız. Egehan, Kerem, Hüseyin, Fatma, bütün sülaleyi ben buradaki konu anlatımında kullanıyorum. Egean benim büyük olan. Küfür etmek yok ha. <laughs> Zor sorularda genelde Egean'ı kullanıyorum. Ee, yani kötü söz söylemeyelim ha tamam mı soruyu yapamayınca. Egean, öğretmen, Egean soruları size çok şey öğretecek merak etmeyin. Egean öğretmen bir kağıda şekildeki gibi BA paralel DE ve BCD eşittir 40 derece olacak şekilde bir soru yazıyor. Evet gençler, Egehan öğretmen şöyle bir soru yazmış. Şunlar birbirine paralel ve burası da 40 derece. Bu soru Egehan öğretmene çok basit geldiği için cetvel ve açı ölçer yardımıyla ABC ve CDE açılarının açıortay doğrularını çiziyor. Hmm. Bize çizdiriyor soruyu. Dikkat edin. ABC'nin açıortayını çizelim. ABC'nin açıortayı bu. Açıortay doğrusu bu. Peki Sonra CDE'nin açı ortayı. CDE'nin açı ortayı doğrusu da bu mu arkadaşlar? Bu. E bunları çizdik. Eyvallah. Ve bu açı ortay doğruları arasında kalan açının ölçüsünü öğrencilerinden bulmasını istiyor. E hocam biz şimdi açı ortay doğrularını çizdik. Ama bunlar kesişmiyor ki. Ya bak açı ortay doğrusu diyor. Sen buradan bir açı ortay doğrusu çizin. Açı ortay doğrusu. Doğru dediğimiz sonsuza kadar gitmiyor mu? Gidiyor. Buradan da sonsuza gidiyor. Buradan da sonsuza gidiyor kardeşim şöyle. Hocam bu da aynı. Buradan da sonsuza gidiyor, buradan da sonsuza gidiyor. Bitti. İşte bizden ne isteniyor? Bu doğrular arasında kalan açı kaç derece olabilir diye soruluyor. Niye olabilir diyor? Senden ya burada kaç isteniyor ya da burada kaç isteniyor. Çünkü iki doğru kestiği zaman arasındaki açı ya burasıdır ya burasıdır. Ya burasıdır ya da burasıdır. E hocam şurada kaç? E zaten ters açıdan nokta açısı. Burada kaç? Ters açıdan çizgi açısı. Birbirine eşit oluyor. İki ihtimal olduğu için olabilir diye sordu. Şık koysaydım cevaplara bir tanesini yazardım. Tamam Evet gençler şimdi bizden bu isteniyor. Soruyor bize yazdırdı. Biraz daha zorlaştırdı soruyor. Ne yapacağız? Burada kaç ortayları yazacağız. Şunlara bir aa diyelim. Hatta bu açı ortayı şöyle gösterelim isterseniz. Şunu çizgi çizgi diye gösterelim. Bunda nokta nokta diye gösterelim. Çünkü bu açıların eşit olduğunu bilmiyoruz. Buraya aa diyelim. Şuraya da BB diyelim. Arkadaş bir şey yapamıyorum ki ben. Şu paralelliği kullanamıyorum. E paralelliği kullanmak için ne yapacaktık? Ya paralel doğruları uzatacaktık ya da sivrilen yerden paralel çizecektik. Bir önceki soruyu sivrilen yerden paralel çizdiğim için burada paralel doğruyu uzatarak yapmak istiyorum. Genelde paralel doğruları uzattığınız zaman üçgensel bilgilerle çok fazla çözüm yaparsınız. Ama siz onu sevdiğiniz için o yöntemi de burada göstereyim. Normalde isterseniz şu şekilde çözüm de yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Hatta burada ne oluyor? Siviller yerden paralel çizdiğinizde hocam Z kuralı burası 2A yapar. Buraya 2A eksi 40 kalır. Şu ikisinin toplamı da 180 dersiniz. Buradan bir sonuç elde edersiniz arkadaşlar. Neyse ben bu sefer ne yapıyorum dedim. Bu paralel doğruyu uzatıp o şekilde yapacağım. Bakalım uzattığın zaman ne geldi? Hocam AA. Eyvallah. Hocam burası BB. Hocam şununla şu birbirine paralel. Bu 2B ise yöndeş açıdan dolayı burası da 2B midir? Evet. E ne oldu? Hocam şurada bak üçgen oluştu. Dedim ya size paralel doğruları uzattığınız zaman ki genelde siz öyle yapıyorsunuz. Üçgenlerle çok uğraşırsınız. Üçgen işlem kalabalığı gelebilir karşınıza. E hocam burada bir 40 kullanmak istiyorum. 40 kullanacaksam ne var burada? Bir üçgen var. E bir üçgen varsa üçgenin özelliğini kullanacağım demektir. Ya üçgende şurası dış açı burası dış açı şöyle yapabilirsiniz ama bu ince ayrıntı. E, bunu çok fazla öğrenci fark edemeyeceği için buradan çözmeyeceğim. Hocam burada da dış açısını yazıp dış açılar toplamı 360 diyebilirsiniz. Ya da zaten bunu gören büyük ihtimalle iç açıları yoğunlaşacaktır. Hocam burası 180-2A. Hocam burası da 2B ise 180'e tamamlayan açısı. 180-2B yapar. Üçgen iç açıları toplamı kaç derecedir? 180. Yazalım o zaman. 180-2A artı 180-2B artı 40 eşittir. Artı 40 eşittir nedir arkadaşlar? 180 olacaktır arkadaşlar. Evet 180 görünmedi ama neyse. Şurası 180 olacaktır. Şöyle. 180'ler gitti mi gitti. Eksi 2 a eksi 2 b'yi bir tarafa atalım. 180 artı 40 kaldı burada. 220 kaldı. Yani 2 a artı 2 b yaptı. 2'ye böldüğümüz zaman da a artı b'yi kaç buluruz? 110 derece buluruz. Eyvallah a artı b'yi bulduk. Peki bizden ne isteniyor gençler? Bizden ya buradaki açı isteniyor ya buradaki açı isteniyor. Hmm. Buna ulaşmak için ne yapmalıyım ben? Hadi bakalım bunu düşünelim. Arkadaşlar şu paralel doğruyu uzattık. Eyvallah. Daha hala bak sonuca ulaşamadık. O zaman diğer paralel doğruyu da uzatayım. Bunu uzattığın zaman A ters açıdan B ise burası B midir? Evet. Şuraya bir X diyeyim isterseniz. Hocam sonra A ise yöndeşlikten dolayı burası da A'dır. Ters açıdan dolayı burası da A mıdır? Evet. A bakın burada ne çıktı? Burada da bir üçgen çıktı. Üçgen iç açılar toplamı nedir arkadaşlar? 180. A artı B artı X eşittir 180 ise A artı B'nin ne olduğunu bulduk? 110 olduğunu bulduk. O zaman X kaç yapar? 70 yapar. Yani cevabımız ya 70 derecedir arkadaşlar. Bakın iki doğru arasında kaç? Ya 70 derece ya da bu soru işaret dediğim yer kaç yapar? X'i 70 bulduysam eğer burası da 180'e tamamlayan açısıdır. Ya 70'dir cevap ya da 110 derecedir cevap arkadaşlar. İki ihtimal var. Bu iki, iki ihtimalden hangi sıcaklarda varsa onu işaretlersiniz gençler. Tamam. Evet örnek 14'ün cevabı. iki cevabı var. Ya 70 ya da 110. Geldik bir sonraki soruya. Ne diyor? Paralellikler var burada. Evet şunlar birbirine paralel. Ne yapalım arkadaşlar? Sivrilen yerden paralel çizmeyi alıştırayım isterseniz size. Ee, hocam hiçbir şekilde Z kuralı, U kuralı, M kuralı kullanamıyoruz. O zaman ne yapacağız? paralel doğruyu uzatıp yapabilirsiniz. Ama hop ben ne yapacağım? Şu garip sivrilen yerden hoppala biz bir, bir, bir tane paralel doğru çiziyorum arkadaşlar. Çizdiğim zaman bilinenden bilinmeyene gidiyorum. 45 var 145 var hop U kuralı var hocam. Şuna paralel çizdik çünkü. U kuralından dolayı ne oldu? 145'in 180'e tamamlayan açısı. Yani 35 derecedir burası. Sonra ne yaparsınız? Şuradan da bir paralel doğru çizip sonuca ulaşırsınız ama çizmeden önce bak dikkat et ne var burada? Hocam bunu bilin demiştim. Şurada bir M kuralı var hocam. Yani şu açıyla şu açının toplamı buraya eşit olacak. Ama hocam burası yok ne yapacağız? Soruda takıldık. Takıldığın zaman soruyu mutlaka ama mutlaka oku. Soruyu okumadığın için sorunun cevabına çözümüne ulaşamıyorsun. Soruda verilen bilgiyi kullanmadığın için cevaba ulaşamıyorsun. Lütfen bu dediğimi unutma. Bazen biz de aynı şekilde çözemiyoruz soruyu. Ne yapıyoruz? Soruyu okuyoruz. Okuyalım bakalım soruyu. Hop bir şey verilmiş. BC ile C'de dik verilmiş bize. A, BC ile C'de dik. Hocam burası da 90 derece verilmiş. E, olay bitti o zaman. 40 ile şunla şunun toplamı M kuralından dolayı 90'a eşittir. Yani 40 artı alfa artı 35 eşittir 90 olduğundan. Şu ikisinin toplamı kaç yaptı? 75 alfa da 90 eksi 75 yapar. Ve alfayı da buradan kaç derece buluruz? 15 derece olarak buluruz. Yani 15'in sorunun cevabı böylelikle 15 çıktı arkadaşlar. Geldik 16. soruya. Evet. 16. soruda da şöyle bir soru var. Ne demiş? Şimdi şunlar birbirine paralel verilmiş. Eyvallah. A hocam M kuralı var. Ya da A hocam şöyle bir M kuralı var diyebilirsiniz. Doğru. Haklısınız. Özellikle iki paralel doğru arasında bir tane sivrilen yer varsa M olduğuna dikkat edin arkadaşlar. E hocam burada bir şeyler verilmiş. Ne verilmiş bakalım. DCF açısı. DCF açısı. Yani şuradaki açı. DAB açısının iki katı. Yani ben buraya A dersem burası ne olacaktır? 2A olacaktır. O zaman DAB'ye bir A diyelim. Burası neymiş? 2A. Sonra aynı şey burada da verilmiş. Hocam buraya B dersem. BCD açısına. BCD açısına. Şuraya bir B dersem. Burası da neymiş arkadaşlar? EAD açısı 2B. EAD açısı da 2B. Evet şuraya da bir 2B yazalım arkadaşlar. Bakalım. Şimdi şuraya 120'ye bakacağız. Çünkü ne diyoruz? Geometride bilinenden bilinmeyene gidiyoruz. İlk önce alfaya bakmaktansa 120'ye bakalım. 120'ye baktığımız zaman hocam hop şöyle bir M kuralı var mı? Var. Yani şu açıyla şu açının toplamı 120 eşittir. Şunları toplayacak olursak 2B artı A 2B artı A artı B artı 2A B artı 2A eşittir 120'dir. Yani bu ne yapıyor arkadaşlar? 3A artı 3B mi yapıyor? Evet. 3A artı 3B'yi kaç vermiş bize arkadaşlar? 120. Buradan 3'e böldüğümüz zaman A artı B'yi kaç buluruz? 60 buluruz. E A artı B 60. Bizden ne isteniyor? Alfa. Alfaya bakalım şimdi. Ne yapıyoruz? En son takıldığımızı soruyu okuyoruz. Soruda alfa isteniyor bizden. E, alfaya ait de bak iki paralel doğru arasında bir sivrilen yer var. O zaman şöyle bir M kuralı var burada. O zaman bu M kuralına bakacak olursam buradaki kaçıyla buradaki açının toplamı yani alfa neye eşittir? 2B ile 2A'nın toplamı. Alfa da 2A artı 2B'ye eşit olduğundan yani burada iki parantezini alırsak A artı B'ye eşit olacağından. E artı B zaten 60'tı. Bunun yerine 60 yazarsam 2 çarpı 60'tan alfayı kaç buluruz gençler? 120 derece olarak buluruz. Yani cevabımız böylelikle 120 çıktı. Arkadaşlar bundan sonraki sorular biraz hem ağır da değil de yeni nesil ağırlıklı olacak. İsterseniz bunu bir sonraki videoya bırakalım. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoya bırakalım. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.